Sabırlı ol dostum. Annemle babam birazdan burada olurlar. Ben de onları çok özledim. Anne, baba, nereye gidiyorsunuz? Tatile gidiyoruz Lori. Ancak yalnız kalmayacaksın, merak etme. Sana dünyanın en iyi bebek bakıcısını bulduk. Bu Bayan Su. Ufaklık, merak etme, çok iyi anlaşacağız. Söz veriyorum. Nikki, Alex, hiçbir şey için endişelenmeyin. Lori ve ben çok daha eğleneceğiz. Değil mi evlat? Eğleneceğiz değil mi? Ah hayır. Dadı çocuklardan nefret ediyor. Bu hafta nasıl hayatta kalacağım? Su'nun kuralları çok katıdır. Uyan. Tam 60 saniyen var. Bir dakika içinde giyinip hazırlanmak mı? Lori bunu daha önce hiç yapmadı. Ama hepsi bununla sınırlı değil. Onun ayrıca boks yapması da gerek. Hadi Lori. Biraz çaba göster. Çocuk değilsin sen artık. Şimdi hemen okuluna git. Ah evet. Lori okula gitmek için daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Bu canavardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum. Zamanım azalıyor. Hiç iyi değilsin dövüşçü. Şükürler olsun. Tam zamanında hazırlandım. Bekle. Bu önemli bir çağrı. Alo? Vay, Bayan Su tanınmaz halde. Aşk dünyadaki en acımasız bebek bakıcılarını bile düzeltir. Zor bir hafta olacak anlaşılan. Daha sık dışarı çıkmalıyım. Bebek bakıcısını daha az görebilmem için. Ortalık çok sessiz. Yanımda kronometre de yok. Sen kayboldun mu dostum? Çok tatlısın, benimle gel. Ama bir sorun var. Bebek bakıcısının bu bebeği görmesine izin veremem. Ama Bayan Su'nun fare gibi bir burnu var. Saklan dostum. Köpek kokusu alıyorum. Ne iş çeviriyorsun? Seni taramam gerek. Burada yasaklanmış nesne var. Evde köpek yok küçük hanım. Kötü kokarlar ve ayakkabıları çiğnerler. Bu tüylü pire torbasından kurtulmamız gerek. Bayan Su çok gaddar. Köpek yasaklı rafa gidecek. Beni aksine ikna etmeye çalışma bile. En iyi arkadaşınız yanınızdaysa her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Ancak dadı her zaman tetiktedir. Davranışlarınız korkunç genç bayan. Bu evde bilgisayar oyunu yasak. Serseriler size. Bu oyun kumandaları da yasaklı şeylerin rafına gidecek. Her neyse. Ley, yapacak başka bir şeyler bulabiliriz. Su savaşına ne dersin? Hadi başlayalım. Sana iyi bir ders vereceğim Lori. Evde silah mı var? Bu kabul edilemez. Onları dağıtmayın Bayan Su. Çocuklar her zaman oynayacak bir şeyler bulur. Durun! Bebek bakıcısı çok sinirlendi ve intikamı acımasız olacak. Sen iyi misin? Ley cevap verirdi normalde. Ancak onu bile yapamaz halde. Artık dadı sessiz ortamda kitap okuyabilir. Acaba bu kitapta başka hangi kötü talimatlar var? Gerçek bir dadı bir çocuğu asla aç bırakmaz. Lori öğle yemeği için özel bir şeyler tadacak. Bu bir vitamin patlaması. Bayan Su, ben çok acıktım. Yakında yemek hazır olur mu? Bu ne tuhaf bir koku. Lori bunu daha önce nasıl fark edemedi? Bebek bakıcısı bir cadı. Bunu yemek tehlikeli olabilir. Ye bunu evlat. Olamaz. Lori hayatını riske atmaz. Bu şey gider borusuna ait. İşlem tamam. Şimdi lezzetli bir hazine arayalım. Buna inanmıyorum. Her yerde cadı iksirleri var. İyi ki cips ve limonata saklamıştım. Kulağa harika bir öğle yemeği gibi geliyor. Hay aksi, o yeşil şey her yerde. Buna dayanmak zor. Panik yapmamalıyım. Hala umut var. Yeşil cipsler. Afiyet olsun Lori. Bir çocuğun menüsünde sadece vitaminler bulunmalıdır. Zaman neden bu kadar yavaş geçiyor? Lori bu cimri kadınla birlikte daha fazla yaşayamaz. Ailesi onu kurtarmalı. Baba, merhaba. Beni duyuyor musun? O kötü cadı beni tuzağa düşürdü. Ama Bayan Su ispiyondan hoşlanmaz. Her şey yolunda baba. Bu harika tatlım. İyi eğlenceler. Yakında döneceğiz. Kimdi o Alex? Lori'ydi canım. Harika zaman geçirdiğini söylüyor. Tatilimizin tadını çıkarabiliriz. Fakat Lori'nin başı ciddi belada. Buna nasıl cüret edersin? Telefonlar kötüdür. Artık arama yapmak yasak. Ah olamaz. Buna inanmıyorum. Arkadaşlarımla konuşmama izin verir misin? Ancak yine de insanlara mesaj atabilir. Saatin kaç olduğunu biliyor musun küçük hanım? Uyku vakti. Saatin işliyor. 3, 2... Tamam anladım. Ben yatıyorum artık. Ama Lori'nin endişelenmesine gerek yok. Kötü dadılar bile çocuklara yatmadan önce hikaye okur. Belki bu güzel olur. Ama Bayan Su'nun sesi ürkütücü gelmeye başladı. Bu tonlamayla gece kabuslar görür. Canavar bile çıldırmak üzere. Peri masalının bitmesini sabırsızlıkla bekliyorum. İşte bu kadar küçük hanım. Uyu artık. Ah evet. En kötüsü geride kaldı. Öyle değil mi dostum? Bu doğru değil. Canavar, sen yatağın altına aitsin. Okul artık en sevdiğim yer oldu. Burada sıradan bebek bakıcıları yok. Selam Ley, nasıl gidiyor? Ah Lori, sensin. Beni çok korkuttun. Ah olamaz. En kötü kabuslarım gerçek oldu. Bayan Su, bu nasıl bir felaket? Sınıfına git hemen. İşte buradayım Ley. Bugünün konusu ne? Ama artık sınıfta bile rahat edemiyorum. Bebek bakıcısı durumu kontrol altına aldı. Hey sen! Yaşlılara yer ver. Sınıfta bebek bakıcısı olmak yeni bir şeydir. Derse başlama zamanı. Millet, bugün sınav olacağız. Evet çocuklar, aferin sana. Okul kötü davranışlarınız için ceza çektiğiniz bir yerdir. Kağıtlarınızı teslim edin. Sınavlarınızı kontrol edeyim. Lori bugün iyi bir not alamadı. Bebek bakıcısı ona söylemek üzere başarısız olanlara ne olacağını. Ailesi bile bu kadar umursamıyor. Lori'nin evi bugün temizlenecek. Bu çok eğlenceli olacak. Bugünkü arkadaşlarım bunlar. Hazırsan başla. Tartışmanın bir faydası yok. Fena değil evlat ama daha iyisini yapabilirsin. Devam et. Kötü bir dadıdan asla övgü alamazsınız. Anak temizlik bununla sınırlı olmayacak. Sırada kirli bulaşıklardan oluşan bir dağ var. Su bunları yıkamak için burada. Fena değil ama daha da iyi olabilirdi. Şunu iyi temizle. Ne kadar daha sürecek bu? Lori tabakları şimdiden 5 kez yıkadı. Banyonun da temiz olması gerek. Dadı Lori'ye öğretecek fırçanın nasıl düzgün kullanılacağını. Bu kabul edilemez evlat. Bunun için özel bir araç gerek. Hazır, bekle, başla. Böyle daha fazla yaşayamam. Acilen Bayan Su'dan uzaklaşmam gerek. Aileme yazdığım bu mektup beni kurtaracak. Sadece postacıya yardım çığlığı atmam gerek. Etraf temiz, buna hazırım. En önemlisi gürültü yapmamak. Ama bebek bakıcısı her yere tuzak kurmuş. Sakin ol. Devam ediyoruz. Dadı kendiyle meşgul. Beni fark etmeyecek. Lori neredeyse geldi. Affedersiniz, çok önemli bir mektubum var. Bunu anne ve babama teslim edin. Posta planı mükemmel işledi. Mektup adrese ulaştı. Alex, kimden o mektup? Hızlıca aç şunu. Hayaksi yanlışlıkla oldu. Mektubu okuyamamamız çok kötü. Lori bize bir çizim göndermiş olmalı. Sorun değil. Bir tane daha çizer. Ah, tatlı mutluluk. Üzgün olduğunuzda nefis gıdalar her zaman daha iyi olmanızı sağlar. Peki ya dondurma boğazınızı ağrıtırsa ne olur? Bebek bakıcısı tıbbi işkenceye başlayacak. Büyük enjeksiyonlar ve acı verici ilaçlar. Uzak dur benden canavar. Onu bağlayacak ve tavan arasına kilitleyecek. Bu korkunç. Bunun olmasına izin veremem. Artık dondurma yok. Artık bunu istemiyorum. Gülümse evlat. Beni anlıyor musun? Anne ve baban da geldiler. Annemle babamı tekrar gördüğüm için çok mutluyum. En kötü günler geride kaldı. Dadı birdenbire çok iyi oldu. O bir kılık değiştirme ustası. Ama Lori gerçeği biliyor. Küçük kızımız bu hafta bir melekti. Gerçekten çok eğlendik. Senin gibi bir dadıya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Rica ederim. Bu benim işim. Her şey çok iyi gittiğine göre tatilimizi uzatma kararı aldık. Lori yakında döneceğiz. Size iyi eğlenceler. Hayır durun. Beni böylece bırakamazsınız. Kabusun daha yeni başlıyor. Yeni videomuzu beğendin mi? Bayan Su gibi bir dadı ister miydin? Yorumlarda bize yaz. Videomuzu beğen, kanalımıza abone ol ve Trum Trum Bav'daki yeni aile hikayelerini kaçırmamak için zile tıkla.